Herkese merhaba. Gerçek Kriptocu kanalının bu videosunda ZK Sync Era üzerinde nasıl multi kasılır onu anlatacağım. Sizlere bazı püf noktalar söyleyeceğim. Ve bunlarla beraber kesin olarak airdrop'a hak kazanacağımızı düşünüyorum. Tabii ki bu benim şahsi düşüncem. Evet arkadaşlar öncelikle airdrop yapmış bir proje olan Arbitrum'un airdrop kriterlerine ve multi cüzdanları nasıl elediğine hangi kriterleri baz aldığına bakalım. Yani bunlar bizim için yol gösterici olacaktır. Keza biz bunlara %100 uyduğumuz takdirde Zcasing Era Airdrop'unu da alacağız. StackNet'i de alacağız. Diğer tüm Airdrop'ları da alacağız. Sizden tek istediğim kanala abone olmanız ve beni desteklemeniz. Keza bu kriterlere uymayan kişiler %100 elenecektir. Yani bir ayda 1 milyon cüzdana erişmiş olan Zcasing kesin olarak bir eleme yapmak zorunda. Yoksa cüzdan sayısı arbitrumu geçecek ve belki de en yüksek cüzdan sayısına ulaşacaktır. Yani çok fazla multi var ama bilinçsizce multi yapan sayısı da o denli fazla. O zaman hadi lafı çok uzatmadan başlayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Arbitrum'un kriterleri bunlar. Peki bu kriterler neydi? Zcash'in için hangisi olabilir onlara bakacağız. Öncelikle kesinlikle Zcash'in e köprünüz olsun. Ve düzenli olarak ZKS'inki kullanın. Örneğin Arbitrum 2 ay kullananlara, 6 ay kullananlara ve 9 ay düzenli bir şekilde kullananlara airdrop attı. Era için de aynısı söz konusu. Yani düzenli olarak kullanın. Ben multi yapıp bırakayım diye bir dünya yok. Yani airdrop alamazsanız bunu bilin. Daha sonra Arbitrum 4 işleme, 10 işleme, 25 işleme ve 100 işleme verdi. Akabinin de 4 farklı akıllı kontrat ile, 10 farklı akıllı kontrat ile, 25 farklı akıllı kontrat ile ve 100 farklı akıllı kontrat ile etkileşime girenlere de verdi. Yani ya 100 işlem yapacaktınız ya da 100 farklı akıllı kontrat ile etkileşime girecektiniz. Bizim burada yapmamız gereken ne olacak? En az 100 işlem yapacağız. Yani ZK Sync için en az 100 işlem yapın. Ek olarak farklı akıllı kontratlarla etkileşime de girin yani farklı diyetleri kullanın. Daha sonra Arbitrum 10 bin dolar hacim yapana, 50 bin dolar hacim yapana ve 250 bin dolar hacim yapana da verdi. Peki biz bunu nasıl yapacağız derseniz videonun ileriki sürecinde göreceksiniz. Siz de en az 10 bin dolar hacim yapın. Yani bütçeniz kısıtlı bile olsa, örneğin 100 dolar bile olsa, siz bunu 10 kere döndürdükten sonra zaten 1000 dolar hacim yapmış olacaksınız. Keza yıl sonuna doğru airdrop beklediğimiz için veya 2024'ün ilk çeyreğinde airdrop beklediğimiz için siz hayli hayli 10.000 doların üstüne çıkacaksınız. Düzenli olarak kullanacağız, en az 100 işlem yapacağız ve en az 10.000 dolar hacim yapacağız. Peki daha sonra ne yapacağız? Arbitrum köprüsünden 10.000 dolar geçireni, 50.000 dolar geçireni ve 250.000 dolar geçireni ödüllendirdi. Öyle geçiren derken Tek seferlik olarak düşünmeyin. Örneğin köprüden 2000 dolar geçirdiniz. Daha sonra onu geri çektiniz. Daha sonra tekrar yaptınız. Yani bunu 5 kere yaparsanız 10.000 dolar geçirmiş oluyorsunuz. Ama illa ana köprüyle geçirmenize burada gerek yok. Yani herhangi bir köprü burada belirtilmemiş. Fakat tabii ki kendi köprüleri büyük bir kriter olacaktır. Yani kendi köprülerinde yaparsanız bu sizin için bir artı olur. Sizden istediğim en az 10.000 dolar bile olmazsa 5.000 dolarlık bir köprü hacmi de olsun. Peki daha sonra Arbitrum ne yaptı? Bildiğiniz üzere Arbitrum'un bir ağı daha vardı. O da Arbitrum Nova'ydı. Arbitrum Nova pek kullanılmayan, pek bilinmeyen bir ağdı. Yani şu an zkSync'in lite sürümü var ya, light sürümü. İşte o da aslında Nova gibi. Yani biz de orada Arbitrum Nova'nın kriterlerine uyacağız. Peki bu kriterler neydi? Arbitrum Nova'ya köprü olarak geçmekti. Keza lite'nin kendi köprüsü var onu kullanabilirsiniz. Ek olarak 3 işlem, 5 işlem ve 10 işleme de verdi. Yani sadece 10 işlem bile yapmanız yeterli. Siz de ZK Sync'in lite'sinde en az 10 işlem yapın. Keza onu da yapmak aslında çok basit. Çünkü çok bir şey yok. Geliyorsunuz kendi köprüsünden depozite ediyorsunuz Ethereum'unuzu. Daha sonra swap yapabiliyorsunuz. NFT mint diyebiliyorsunuz. Onun dışında geri çekme var ve transfer var. Başka herhangi bir şey yok yani kullanamıyorsunuz. İşte onun için bu kriterlere uyun. Peki liteyi yapmalı mıyız derseniz size şöyle bir cevap verebilirim. Hayır yapmak zorunda değilsiniz. Ama yaparsanız ek olarak bir allocation bir tahsis alabilirsiniz. Ama bunda bir kesinlik yok. Fakat ben Arbitrum Nova gibi olacağını düşünüyorum. Yani liteyi kullanırsanız Örneğin 1000 adet token kazanacaksanız erayla lite ile 250 adet token daha verirler. Şahsen böyle düşünüyorum. Umarım yeterince açıklayıcı olmuşumdur ve kafanızdaki soru işaretlerini gidermişimdir. Şimdi gelelim belki de en önemli noktaya. Yani sivil kriterlere. Multi kriterlerine. Multi nasıl yapmalıyız? Hangi şartlara dikkat etmeliyiz? Arbitrum hangi şartlardan eledi? Şimdi buna geçiyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere antisibil kuralları çerçevesinde arbitrum bazı cüzdanlardan ödül oranını azalttı. Yani airdrop'a hak kazanan kişilerin ödül oranını azalttı hatta diskalifiye etti. Peki bu şartlar neler? Öncelikle eğer ki airdrop kasıyorsanız veya multi kasıyorsanız bunu sadece 2 güne yaymayın. Yani sadece 2 gün içerisinde tüm işlemler yapılmışsa ondan puan kırmış. Bunun için düzenli kullanım çok büyük öneme sahip. Yani bazı multi cüzdanları sadece bir gün içerisinde veya sadece iki gün içerisinde tüm işlemleri yapıyor ve bırakıyorlar. İşte öyle olduğu takdirde sivilden elenebilirsiniz. Yani bunu yapmayın. Örneğin bir gün geldiniz 20 bin dolar hacim yaptınız. Veya geldiniz 50 bin dolara kadar hacim yaptınız iki gün içerisinde ve daha sonra hiç kullanmadınız oradan airdrop beklediniz. İşte bu çok sıkıntılı bir durum. Bunu yapmayın. Büyük ihtimal elenebilirsiniz. Yani sibil sayılırsınız, multisayılırsınız. Direkt olarak o hesabınız elenir. Siz hacmi bir günde bile kassanız, daha sonra TX kasın. Yani 3 ay, 6 ay daha sonra TX kasmayı sürdürün. İşte bunu sürdürürseniz bir günde hacim kastığınızda kimse bir şey demez. Keza öyle bir şey de olmadı. Peki daha sonra ne oldu? Arbitrum, airdrop'a hak kazanan cüzdanlarda eğer ki 0.005 Ethereum yani yaklaşık 10 dolardan az bakiye varsa ondan puan kırdı. Ve sadece bir tane kontrat ile etkileşime girmişse o cüzdan yine puan kırdı. Örneğin sadece SyncSwap üzerinden swap yapıyorsanız, başka hiçbir platformu kullanmıyorsanız sizi Sibil'den yani multiden elerler. Elemeseler bile arbitrum gibi sizden puan kırabilirler veya daha az kazanabilirsiniz. O yüzden sizden istediğim multi cüzdan kasıyorsanız veya herhangi bir cüzdanınız varsa, ana cüzdanınız varsa ve bütçeniz yoksa bile en az cüzdanınızda 10 dolar hep bulunsun. Yani bakiyeniz 10 doların aşağısına düşmesin. 0.005 Ethereum'un aşağısına düşmesin. Çünkü gerçek bir kullanıcının bakiyesi bunun aşağısına çok zor düşer. Keza hiç düşmeye de bilir. O yüzden ya puanınız kırılır ya elenirsiniz. ZK cüzdanınızda en az 10 dolar bulunsun. Arbitrum peki başka ne yaptı? Arbitrum hop protokolden blacklist'e girmiş yani kara listeye girmiş bot hesapları, multi hesapları direkt olarak kendisi de eledi. Yani dedi ki eğer ki kardeşim sen multikast kasmışsan hop protokolde veya bot gibi davrandıysan, bot kurduysan yine gelip sen o cüzdanları bende de yapabilirsin. Arbitrum o yüzden direkt olarak eledi. Keza siz de kontrol edebilirsiniz. Eğer ki sizin herhangi bir cüzdanınız Sibil'den veya bottan hop protokolün kara listesine girmişse kesinlikle o cüzdandan kasmayın. Yani bunu zk de direkt olarak eleyecektir. Keza onun işine gelecektir. Çünkü çok fazla cüzdan var ve bu cüzdan sayısına biz çok hızlı bir şekilde multilerle botlarla ulaştık. O yüzden bunlar elenecektir haberiniz olsun. Eğer ki siz kara listedeyseniz yeni bir cüzdan açın ve kasmaya başlayın çünkü kovalayan yok ve zamanımız da bol. Peki Arbitrum Sibilleri nasıl eledi? Neleri göz önüne aldı? Bot olarak neyi işaretledi? Hadi onun detaylarına da bakalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Arbitrum bu verilere Hop protokolden, Offchain Labs'ten ve Nansen'dan yani bu verilere bunlardan ulaştı. Ek olarak kendileri elleriyle manuel olarak da yine hesapları elediler. Hangi açılardan elediler derseniz iki aşamadan elediler. Birincisi gönderen, ikincisi alıcı. Diyelim ki sizin iki tane metameskiniz var. İlk metameskinizde 10 Ethereum var. Siz bunu eğer ki diğer metamask'e gönderirseniz ve diğer metamask de onu geri size gönderirse veya siz kendi metamask'inizdekine 10 farklı cüzdana gönderirseniz yani çıkış siz olursanız, fonlayan siz olursanız bu kriterden ilk cüzdanı ve diğer tüm cüzdanları eledi. Keza giriş yine siz olursanız, örneğin borsayı kullandınız. 20 tane cüzdan fonladınız. Keza borsayı kullanarak yaptığınız takdirde çıkış belli olmadığı için herhangi bir sorun yok. Ama siz tekrar o 10 cüzdanı yani borsadan fonladığınız 10 cüzdanı tekrar borsanın bir adresini gönderdiğiniz takdirde bu direkt olarak belli olmuş oluyor ve sizi multiden eliyorlar. Keza öyle de yaptılar. Peki başka hangi kriterler vardı? Yani Arbitrum kaç hesaba kadar multi derseniz Arbitrum 20 hesaba kadar saymadı. Yani sizin 20 hesabınız varsa bunu multi olarak saymadı. Keza bu arbitrumun kendi seçimi. Yani 10 cüzdan bile diyebilirler. ZK-Sync 10 cüzdan diyebilir. Veya 15 cüzdan diyebilir. 20 cüzdan demeyebilir. Çünkü cüzdan sayısı arbitruma göre oldukça fazla. Benim tahminim 10 cüzdana kadar multi saymayacağı. Yani şahsen ben öyle düşünüyorum. Ek olarak arbitrum aynı kaynaktan fonlananlara da sibil olarak işaretledi. Yani aynı kaynaktan fonlamanızı belli etmemeniz gerekiyor. Fonlayacaksanız bile borsadan fonlamanız gerekiyor. Ek olarak benzer aktiviteler yapan cüzdanları da sibil olarak gelemişler. Benzer aktivite ne derseniz şöyle düşünün. Sizin 10 tane hesabınız var ve onu da aynı anda aynı protokolleri aynı şekilde kullanıyor. Yani bot gibi kullanıyor işte böyle hesapları Sibil'den direkt olarak elediler. Keza aşağı indiğimiz takdirde elenen cüzdanları görebiliyoruz. Örneğin bir kişinin 110 adet hak kazanan cüzdanı direkt olarak Sibil'den elenmiş. Her ne kadar kaçmaya çalışsa da yani birbirleri arasında etkileşim yapsa da birleştikleri nokta aynı nokta. Yani aynı noktada toplamış. Keza 65 cüzdandan, 121 cüzdandan, 50 cüzdan bile elenen var. Yani ne kadar kaçarsanız kaçın, aynı noktada topladığınız an 110 cüzdanınızda eleniyor. Yani Sibil bilmeyenler için oldukça tehlikeli, multi yapanlar kendi ana cüzdanlarından bile olabilirler. O yüzden şimdi benim anlattıklarıma dikkat edin ve buna göre multinizi yapın. Şahsen ben böyle yapıyorum. Kesinlikle yakalanmayacağımı düşünüyorum. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Bazıları IP'yi düşünüyor. Kesinlikle IP'den eleme olmaz. Arbitrum IP'den değil, aynı cüzdanlardan eledi. Yani cüzdanlar arasındaki etkileşimden, giriş çıkıştan ve 20'nin üzerinden eledi. O yüzden bizim bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Benzer aktiviteler yapmamamız gerekiyor. Giriş ve çıkışların farklı olması gerekiyor veya çıkışların sadece borsadan olması gerekiyor. Borsaya aynı adrese giriş olmaması gerekiyor. Peki ben nasıl multi kasıyorum? Hadi hep beraber yapalım. Bunun için öncelikle Chrome Web mağazasından Metamask indirmeniz gerekiyor. Metamask'i indiriyorsunuz ve kuruyorsunuz. Ben yeni bir Metamask üzerinden gösteriyorum. Siz de aynı şekilde devam edebilirsiniz. Metamask'i kurduktan sonra geliyorsunuz ve Ethereum fonluyorsunuz. Fonlamanızın nasıl yaptığınızın bir önemi yok. Ben borsadan fonladım. Kesinlikle Metamask'te arası işlem yapmayın. Yani direkt olarak borsadan gönderin. Hangi borsa olduğunun bir önemi yok. Ben Bitket üzerinden yaptım. Ama benim Bitket üzerinden fonlamamın tek bir amacı vardı. Şimdi ben bir Ethereum'u kullanacağım ama bunun dönüşünde Bitket 50 hesaba kadar bana yatırma adresi veriyor. Yani aynı yatırma adresi değil de 50 farklı cüzdan gibi gösterebiliyorum. Ben böyle yapacağım. Sizin de Bitket hesabınız yoksa aşağıya bırakacağım linkten kaydolabilirsiniz keza bana destek olmuş olursunuz. Bunu yaptıktan sonra yatırma adresleri kısmından 50 hesaba kadar yatırma adresi oluşturabiliyorsunuz. Keza buraya tıklıyorsunuz ve yeni adrese tıklıyorsunuz. Yeni adrese tıkladığınız an 3. 4. ve 50'ye kadar hesap oluşturabiliyorsunuz. Tek hesaptan gönderim yapabilirsiniz Bitket üzerinden. Bunda herhangi bir sıkıntı yok çünkü borsaların zaten belli adresleri var. Yani borsalar bir adresten gönderirler. Örneğin Binance'tan gönderirseniz Binance 1, Binance 2 gibi bir adres yazar gönderende. Yani sizin olduğunuzu bilemezler. Her hesaba özgü değildir. O yüzden herhangi bir borsadan gönderebilirsiniz ama parayı geri çektiğinizde sizin borsanızda tek bir adres vardır. Fakat Bitket üzerinde birden çok adres oluşturabildiğimiz için bu birden çok adresin her biri sadece bir cüzdanınız için olacak. Yani sadece bir cüzdanınız için bir adres yapacaksınız. Asla ikinci cüzdanınız için olanı aynı yatırma adresinize yapmayacaksınız. MetaMask adresinizi fonladıktan sonra ZK Sync'in köprüsüne geliyorsunuz. ZK Sync Era Bridge'e geliyorsunuz. Keza kendi köprüsü bir kriter olacak. Bunu kullanmayan tüm hesaplar elenir. Yani bu konuda netim. Daha sonra geliyorsunuz ve depozite ne kadarlık göndermek istediğinizi yazıyorsunuz ardından depozit diyerek köprüyü kullanmış oluyorsunuz. Ben bir ethereum ile yapacağım. Daha sonra bu ethereumu diğer cüzdanlarımda da kullanacağım. Onu da nasıl yapacağınızı size göstereceğim. Ben nasıl yapıyorum onu da göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi öncelikle ne kadarlık ethereum göndermek istediğimi yazıyorum. Ardından depozitoya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra Metamask bildirimi açılıyor. Yaklaşık 9.5 dolar ile onaylaya tıklıyorum ve Artık köprü tamamlanmış oluyor. Görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde depozito ettim. Şimdi ne yapacaksınız derseniz. Şimdi Add ZK Signet to MetaMask'e tıklıyorsunuz. Ve MetaMask'e ekliyorsunuz. Ekledikten sonra burada Ethereum'unuz gözükecek. Yaklaşık 10 dakika içerisinde gözükür. Yani telaş yapmanıza gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi Ethereum'um geldi. Şimdi bunu kullanabiliriz. Bunun için bu siteye geliyorsunuz ekosistem.zksync.io'ya Leave on Array seçiyorsunuz. Daha sonra burada birçok platform var. Bunları kullanıyorsunuz. Buradaki gördüğünüz tüm platformları kullanabilirsiniz. Burada kullanıp hacim kasacaksınız. İşleminizi bitirdikten sonra daha sonra çekeceğiz. Peki ne kadarlık işlem veya hacim kasalım diyorsanız ben şahsen 20-30 bin dolar hacim kasıyorum. Hacim kasarken Ethereum'dan Wrapped Ethereum'a geçiyorum. Bu önemli. Yoksa USDC döndüğüm takdirde silipaj oranı yüksek. Yani daha fazla ödemiş oluyorum. Cebimden daha fazla çıkmış oluyor. O yüzden ben Ethereum'dan Wrapped Ethereum'a geçiyorum. Ve 20-30 TX yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Muse Switch'ten size göstereyim. Muse e geliyorsunuz. Metamask'ı bağlıyorsunuz. Daha sonra ilk kısmı Ethereum seçiyorsunuz. İkinci kısmı hacim kasmak için Wrapped Ethereum seçiyorsunuz. Daha sonra ne kadarlık hacim kasmak istediğinize göre Ethereum'u seçiyorsunuz. Ben 0.98 Ethereum ile yapacağım. Yani yaklaşık 1900 dolarlık bir hacim olacak. Onayladım. Metamask üzerinden de onaylıyorum. Fakat direkt olarak onaylamıyorum. Site önerisine tıklıyorsunuz. Gelişmişe geliyorsunuz. Ardından öncelik ücretini 0.15 yapıyorsunuz. Max baz ücreti 0.25 oluyor. Gaz limiti ise bunun başında 12 var. Ben onu siliyorum ve 6 yazıyorum. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi 0.19 dolar ödemiş oluyorum bu işlem için. Başarılı bir şekilde Wrapped Ethereum'a döndüm ve bir hacim yapmış oldum. Tam tersini de yapıyorum. Hacimim yaklaşık 3500 dolar falan olacak. Yani yaklaşık 4000 dolar bir hacim yapmış olacağım. Yine düzenleye tıklıyoruz her işlem için. Çünkü gaz limiti kaydolmuyor. Aynı şekilde gaz emitini düzenliyoruz ve onaylıyoruz. Yani cebimizden daha fazla işlem ücreti çıkmamış oluyor. Peki ne kadarlık işlem hacmi yaptığımızı nereden öğrenebiliriz diyorsanız ZK Flow'dan öğrenebilirsiniz. Geliyorsunuz ve metamask adresini kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz ve aratıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi benim ağda toplam 3 işlemim var. Bakiyem burada. Toplam hacmim de gözüküyor. 5600 dolar total hacim yapmışım. İşte siz bu şekilde 10.000 dolar 20 bin dolar 30 bin dolar kasabilirsiniz. Ama düşük bütçeliler için minimum 10 bin dolar hacim yapın derim. Keza bunu yapabilirsiniz. Ethereum wrap işlemlerinde işlem ücreti çok düşük ve silipaj da yemiyorsunuz. Ben bu şekilde kasıyorum. Bu şekilde kastıktan sonra ne yapacağız derseniz onu da göstereyim. Kastıktan sonra geliyorsunuz Orbiter'a. Daha sonra ZK era'dan Arbitrum'a Orbiter'la geçiriyoruz. Yani tüm işlemlerimiz geçtikten sonra 0.005 Ethereum bırakıp veya 0.01 Ethereum bırakıp devam ediyoruz. En az 10 dolar kalsın dedim ama hani işlem yapacağız, daha çok işlem yapacağız. TX'lere para gidecek. O yüzden 20-30 dolar bıraksanız daha iyi olur. Yani 10 doların aşağısına düşmemiş olursunuz. Bunu yaptıktan sonra Arbitrum'a para geçirdikten sonra daha sonra Metamask'e geliyoruz ve göndere tıklıyoruz. Göndere tıkladıktan sonra kopyalamış olduğumuz depozito adresini yani ilk adresi oraya yapıştırıyoruz. Daha sonra arbitrumları BitGet'e geri gönderiyoruz. Geri göndermemizin amacı daha çok hesap kasmak. Daha sonra diğer Ethereum'ları yine BitGet'ten bu sefer ikinci hesaba göndereceğiz. Peki ikinci hesabı nasıl açacağız derseniz şöyle yapıyoruz. Metamask'i açıyoruz. Ardından buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra hesap oluştura tıklıyoruz. Herhangi bir hesap adı verebilirsiniz. Daha sonra oluşturuyorsunuz. Oluşturduktan sonra bu sefer buranın Ethereum ağına atacaksınız. Yani artık Arbitrum'a göndermeyeceksiniz. Tekrardan Ethereum ağına göndereceksiniz. Ve ilk işlemleri yapacaksınız. Yani Ethereum ağından bridge yapacaksanız ZK kendi köprüsünü kullanacaksınız. İşlem kasacaksınız. Hacim kasacaksınız. İçinde 20-30 dolar veya ne kadar bırakabiliyorsanız o kadar bırakacaksınız. Daha sonra tekrardan çekim için bu sefer Bitket'teki yatırma adresinden ikinci yatırma adresini seçiyorsunuz. İşte böyle multi temiz bir şekilde kasabilirsiniz. Dikkat etmeniz gerekenleri söyledim. Nasıl kasacağınızı söyledim. Böyle yaparak kasabilirsiniz. Ve kesinlikle eleneceğinizi düşünmüyorum. Keza IP'den de eleme yok. O yüzden tek tarayıcıdan, tek Metamask'ten yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olabilmişimdir. Umarım sizlere bir şeyler anlatabilmişimdir. Siz de videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bu arada Bitget hesabınız yoksa aşağıya komisyon indirimli linkimi bırakacağım. Kesinlikle oradan kaydolarak bana desteğinizi gösterebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.